Sonunda elimizde kazmalar, kürekler, bir okulun bahçesini onarmak, bir okulun inşaatında çalışmak gibi çevreye yardımcı olabilecek projelerin içine girerdik. Aynı zamanda izcilik kulübündeydim. O zaman bizim bir sloganımız vardı izcilikte, her gün bir iyilik yapacaksın diye, böyle bir sloganla bu tür bir kültürün içinde büyümüş olmanın belki bende yarattığı bir, yani size o zaman genç yaşta verilen bir sorumluluğu şimdi gençlere vermek istiyorsunuz belki, evet, de böyle. Evet, yani geriye gidiyorum lazım. Benim hayatımı neden bu tetikledi diye. Ve ama o yaşlarda kazanılan bazı deneyimler insanın yaşamını gerçekten etkiliyor. Peki Tolga'dan bahsedersek gene. Tabii sanatçıların desteği de çok önem kazanıyor değil mi? Biraz önce de Fatma Gül'ün ekibiyle beraber işte geçen hafta yapılan bu etkinlikten bahsettik. Peki sizce sanatçıların bu desteği ne kadar ön plana çıkıyor veya nasıl yardımcı oluyor? Buna ihtiyaç duyuluyor değil mi? Bu tür etkinliklerde ve derneklerde, vakıflarda. Duyuluyor. İnsanların bir sivil toplum kuruluşuna kendilerini yakın hissedebilmesi, evet, için toplumda öne çıkmış isimlerin o kuruluşu desteklediğini görmek, görürlerse biraz daha güven veriyor diye, hı-hı, düşünüyorum. Hı-hı. Sanatçılarımız da, pek çok sanatçımız sosyal duyarlı olan insanlar. Yani yaptıkları müzik olsun, resim olsun, sinema sanatı olsun, ne olursa olsun, o insanların bir de insani duruşu var. Tabii onlar da böyle bir insani duruşta destek vererek, bence onlar da çok büyük bir katkıda bulunduklarını tatmin oluyorlar. Evet. Peki şunu soracağım, gönüllülerden biraz önce bahsediyorduk. Bu gönüllüler üniversiteler değil mi İbrahim Bey? Evet. Peki mezun olduklarında ne oluyor? Biz mezunlarımızı artık vermeye başladık. Bunlar özel sektörde, devletin değişik kademelerinde değişik sorumluluklar üstlenmeye, çalışmaya başlıyorlar. Yani TOG'lu olmak devam ediyor mu? Nasıl devam ediyor? Ediyor. TOG mezunları oluşturuyorlar şimdi. TOG mezunlar grubu var. Daha dernek olmadılar. Hı hı. Ve onlar da geriye bakıp, şimdi biz mezun olduk, toplumsal duyarlılığımız devam ediyor, şimdi bundan sonra bulunduğumuz konumda ne yapabiliriz'i sorguluyorlar. Bir örnek vereyim isim vermeden. Bir mezunumuz bir bankaya girdi. Uzman yardımcısı olarak, hı hı, girdi. Ve tabii o edindiği virüs, TOG'lu olmanın virüsü, o banka içinde kısa zamanda bir kitap toplama kampanyası başlattı. Gencecik bir insan, yani 10.000'in üzerinde insanın çalıştığı bir kurumda yeni girmiş, bir kampanyayla 25.000 tane kitap topladı. Ve bunu toplum gönüllüsü gençlerin, kendilerinden küçük üniversite gençlerine döndü. Onların okul tamirlerinde, okul onarımlarında, okul kütüphanelerini geliştirmede kullandıkları projelere katkı olarak aktardı. Yani TOG o zaman üniversiteden sonra da devam ediyor. Hiçbir zaman bu bitmiyor diyorsunuz. Bitmesi mümkün değil. Peki hiç ümitsizliğe kapıldınız mı bu süre içerisinde? Yani evet, gençlerin tabii bu güzel projelerini görmek iyi oluyor ama biraz önce de bahsettiniz ya, ilk kuruluş aşamasında gençlere bu kadar sorumluluk verme diyenler de tabii çıkmış gördüğüm kadarıyla. Gene oldu mu bu? Tabii ilk başlarda bazı yerel yöneticiler, sen ne yapıyorsun, gençlerimi örgütlüyorsun, veya bazı üniversitelerdeki yöneticiler, ne lüzumu var? Örgütlenme olarak mı gördüler? Örgütlenme olarak gördüler. Örgütlenme bizde hep böyle olumsuz anlam yüklenilen bir sözcük olduğu için biz de anlattık. Fakat kısa zaman sonra gençlerin yaptıkları bu proje çalışmalarıyla hepsi çok etkilendiler. Bir örnek vermek gerekirse, Ege bölgesinde yine bir projeye gittiğimde valiyi ziyaret ediyordum. Emniyet müdürü de valinin yanındaydı. Bizim oradaki üniversitedeki gençlerle birlikte konuşurken valiyle, emniyet müdürü bir üniversiteli gencimize, orada toplum gönüllüsü gence, abla diye hitap etti. Ve vali döndü, ne oluyor anlamadım dedi, sen neden abla diyorsun? Ben dedi, 3 yıldır dedi bu gençlerin yaptıkları projeleri sayın valim yakından izliyorum. O kadar saygı duymaya başladım. O kadar güzel şeyler yapıyorlar ki ben bunu bir saygının ifadesi olarak bu gence abla diyorum. Çok güzel. Şimdi biz üniversitelerde başka şeyleri tartışıyoruz. Hı hı. İşte biber gazını, hı hı, üniversitede polisin baskısını falan tartışıyoruz bugün Türkiye'de. Ama toplum gönüllüsü gençlere bu saygıyı gösteren emniyet müdürlerinin de var olduğunu hatırlatmak istiyorum ve bu saygıyı gençler
yaptıkları projelerle hak ediyorlar, kazanıyorlar. Çok güzel bir anı, gerçekten oldukça etkileyici bir şey. Peki geç değil genç projesi nedir? Bununla ilgili biraz aktarın. Şimdi biz bir taraftan toplum hizmeti projeleri yaparken diğer taraftan da Türkiye'de gençlik haklarını savunan, Türkiye'de gençliğe karşı yapılan bazı olumsuzlukları dile getiren bir sivil toplum kuruluşu süreci içindeyiz. Hı hı. Sadece proje yapmak değil, gençlik politikalarını yapanları da etkilemek amacımız. Bu çerçevede geç değil genç olarak bir kampanya başlattı. Tabii seçime de yaklaşıyoruz. Evet, seçimlerden önce bütün siyasi partilerin seçilebilecek noktalarda gençlere aday olarak yer vermeleri listelerinde. Hı hı. Ve dediler ki bütün siyasi partileri ziyaret edip görüştüler. Eğer dediler, kampanyanın temeli bu, gençlere seçilebilecek noktalarda yer vermezseniz listelerinizde, o zaman size oy verilmemesi doğrultusunda kampanya başlatacağız. Çok büyük bir kampanya olacak o zaman bu. Bu kadar çok genç varken, bu kadar örgütlüyken. Peki nasıl karşıladı bunları Ceren siyasal Hanım, partiler? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaş ortalaması 54'tür. Evet. Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 27, meclisin yaş ortalaması 54. Gençler yok. Kadın yok mecliste. Gençler yok. Vallahi siyasi partiler bunu oturup ciddi şekilde düşünmeleri lazım. Neyi temsil ediyorlar? Kadını temsil ediyorlarsa demokratik olarak kadına listelerinde yer vermeleri lazım. Hı hı. Gençleri de temsil ettiklerini düşünüyorlarsa o zaman gençlere de yer vermeleri lazım. Katılımcılık, demokrasi anlayışı bunu gerektiriyor. O nedenle nasıl karşıladılar? Göreceğiz aday listeleri açıklandıktan sonra. Peki bu proje nereden çıktı mesela? Hangi üniversiteden? Bununla ilgili bilgimiz var. Bu proje bizde gençlik projelerini oluşturan, gençlerin hak savunuculuğunu oluşturan bir ekip var. Ekip. Bu değişik üniversitelerden gençlerin önerisiyle işte bizim merkezimizde böyle bir departman oluştu sonunda. Uluslararası bir gençlik departmanı oluştuğu gibi haklar konusunda da, gençlik ve sosyal haklar konusunda da başka bir departman oluştu. İki kişi var departmanda. Bunlar Türkiye genelinde bu bilinci bilimsel çalışmalar yaparak, hı hı, yani üniversitelerle araştırmalar yaparak, toplum gönüllerinin etki araştırması, toplum gönüllü gençlerin ihtiyaçları araştırmasını yapıp bunları alıp Ankara'ya, Gençlik Bakanı'na götürüyoruz. Hı hı. Büyük Millet Meclisi Gençlik Komisyonu'na götürüyoruz. Avrupa Parlamentosu'nda Gençlik Danışma Kurulu'na girdi bizim gençlerimiz temsil ederek. Bu şekilde çalışmalar da devam ediyor, evet, tabii. Peki şunu soracağım, yani geç değil genç projesinde işte o listeler açıklandığı zaman ne tatmin edecek? Yani şu anda evet kadının durumu ve gençlerin durumu mecliste tabii istatistiksel olarak belli ama tatmin edecek rakam nedir? Böyle bir çalışma var mı? Tatmin edecek rakam bugün Türkiye'de meclisin içinde kadın milletvekili sayısı oranı toplama %9'dur. Bu da son 80 yılda Cumhuriyet tarihinde gelinen üst noktadır. Üst nokta. 9'dur. Bizce 9 yeterli değildir. Türkiye nüfusunun yarısı kadınsa bunun ideali yarı yarıya olmasıdır. Ama bu bir gecede yaşanacak süreç değil. Bu sene biz bunun %20'lerin üzerine çıkmasını öneriyoruz. Gençler hiç yok. 30 yaş altı neredeyse yok gibi. 30 yaş altının da bu sene %15'lere varacak şekilde, o da %20'lere yaklaşacak şekilde gençlere yer verilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir Almanya'ya bakın, Cem Özdemir'e bakın. Yani ne zamandır siyasetin içinde ve bugün ciddi bir noktada. Bunun gibi çok farklı örnekler var. Gençlere ve kadınlara yer verilmesi ama biz esas itibariyle geç değil genç projesinin temelinde gençlere siyasette temsilci edilmeleri için ortam sağlanmasını savunuyoruz. Şans verilmesini istiyorsunuz. Peki baktığımızda aday listeleri açıklandıktan sonra gittiler ve işte siyasi partilerle görüştüler ve eğer gençlere, kadınlara yer verilmezse protestoyla karşılaşacaksınız dediler, değil mi? Daha doğrusu oy vermeyeceğiz. Protesto dedi. Değil, kampanya başlatacağız. Peki evet, oy garantisi verdiler mi? Böyle bir şey yok herhalde. Yok, hayır. Oy vereceğiz demiyor kimse. Yani gençlere yer verirsen biz sana oy vereceğiz demiyor. Hı hı.
Çünkü herkesin siyasi tercihi kendine. Evet. Kimseye biz düdük çalıp şu partiye oy ver demeyiz. Ama, bahsetmek gerekiyor. Evet, demeyiz ama listesinde gençlere yer vermiyorsa seçilebilecek noktadan, o zaman döneceğiz. Bu partiye oy verme diyeceğiz. Peki. Şundan bahsetmek istiyorum. Çünkü az bir vaktimiz kaldı ama cezaevlerindeki çocuklara ulaşmak için bir projeniz var. Bundan biraz bahseder misiniz bize? Ne zaman başladı bu proje? Kaç çocuğa ulaşıldı ve ne amaçlanıyor? Bu proje 4 sene önce Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki toplum gönüllüsü gençler tarafından tasarlandı ve başlatıldı. Bayrampaşa Cezaevi'nde ilk uygulaması yapıldı ve bu uygulamaya bir vesileyle ben de katıldım. Orada hükümlü, tutuklu çocuklara bizim gençlerimiz tiyatro etkinlikleri, sanat etkinlikleri, müzik etkinlikleri, bir takım eğitimler, tabii bütün Adalet Bakanlığı'ndan ilgili izinler falan hepsini kendileri hallettiler. Öyle başladı 4 sene önce. Süreç içinde toplum gönüllerinin güzel tarafı bu. Türkiye'de 94 üniversiteye yaygın olduğumuz için bir yerde beğenilen, uygulanılan proje bir başka yerde de hayata yayılıyor, geçiriliyor. Sonra ardından Maltepe Cezaevi, Antalya Cezaevi, Elazığ'daki cezaevinde hep çocuklara karşı o yöredeki gençlerimizin uygulamaya başladıkları projeler oldu. Bugüne kadar 1000'den fazla cezaevinde tutuklu ve hükümlü çocuğa ulaşıldı. Bu eğitimler verildi. Hala da devam ediyor. Gençlerden çıkmış, bütün sorumluluğu onların aldığı, pırıl pırıl aynı gökyüzüne bakıyoruz. Peki onlarla psikolojik destek mi veriliyor? Nasıl projeler var burada? Sanat atölyeleri yapılıyor, tiyatro etkinlikleri yapılıyor. Bir tiyatro oyunu sahneye konuluyor birlikte. Ondan sonra işte 3 hafta, 5 hafta çalışılıyor. Ondan sonra bütün cezaevi izleyici olarak oraya geliyor veya dışarıdan da bir iki misafir gelebiliyor. Ben öyle bir şeye gittim. Onlar bir tiyatroyu sahneye koyuyor çocuklar. Kendi yapabileceklerini görüyorlar. Evet. Peki İbrahim Bey, kısa bir reklam arası, ardından Hayatın İçinden programı sayın seyirciler devam edecek diyoruz. Hayatın İçinden programından tekrar merhaba sayın seyirciler. Bugün Toplum Gönülleri Vakfı'nı konuştuk. Sayın İbrahim Betil'le konuştuk. İbrahim Betil, aslında şöyle ben sunacaktım sizlere. Toplum Gönülleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı diyecektim ama İbrahim Bey hemen yeni gelişmeyi aktardı bize. Dedi ki artık ben üyeyim, değil mi İbrahim Bey? Evet, yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim kurulu üyesisiniz. Peki kurucuları, o zaman top kurucularından diyelim. Biz böyle aktaralım size. Tamam, tabii. Gençlere yerinizi bıraktınız. Tekrar hayırlı olsun diyorum ben. Ve TOG'la ilgili de bütün çalışmalarında gelecekte de ne güzel şeyler yaptık diye de tekrar sizi ağırlamak da isteriz. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Sayın seyirciler, bugün TOG'u konuştuk ve kadınlar, çocuklar için neler yapılabilir? Üniversitelerdeki örgütlenmelerden bahsettik. Nasıl örgütleniyorlar, neler yapıyorlar kadınlar için? İşte bu projelerden bahsettik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.